Söylesene anneanne, benim ne suçum var? Gerçekten denedim. Müdür kabul etmeyince ne yapabilirim ki? Al bunu, acıkmış olabilirsin. Hayır, senden hiçbir şey istemiyorum. Sen bir yalancısın. Bana yalan söyledin ve beni buraya getirdin. Evde müdür kabul eder demiştin. Şimdi ne oldu? Yeniden arkadaş olalım diye bana yalan söyledin. Git başımdan. Enişte, hemen bir şeyler düşün. Hayır Poli, bir şeye ihtiyacım yok. Ben gidiyorum. Anneanne, dur biraz. Enişte. Düşünüyorum. Bir fikrim var. Ne? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Annem bunu öğrenecek olursa sonuçlarının farkında mısınız peki? Anneanne canım, buraya gel. Hadi. Sana Jack Dish'in kitaplarını okumanı söylemiştim. Senin okumana karşı değilim. Ama bazı kurallara uymalıyım. Benim de sınırlarım var. Çiğneyemeyeceğim bazı yasalar var. Annemin haberi olmadan istediğin kadar ders çalışabilirsin. Hatta sana yeni ders kitapları bile alacağım. Ama tatlım, maalesef o sınavlara giremezsin. Annem bugünlerde gerçekten öfkeli. Eğer bu sınavlara girdiğini öğrenirse, mutlaka hakarete uğradığı hissine kapılacak. Onun emirlerine ve düşüncelerine önem vermediğimizi düşünecek. Anlıyor musun hayatım? Umarım bu dediklerimi bir gün anlarsın. Baba, lütfen bunu kabul et. Onun sınavlara girmesini sağla. Annem için pek çok şey yapmış birisin. Aynı şeyi Anandi için de yapabilirsin baba. Anandi ilk kez benden bir şey istedi. Baba, lütfen beni dinle. Jagdish, bu konuda hiçbir şey yapamam. Annem Anandi'nin sınavlara girmesinden hoşlanmaz. Ama neden? Sadece okula gidecek. Üstelik biliyor musun, Anandi çok akıllı bir kız. Ayrıca benim ev ödevlerimi çabucak yapıyor. Ve biliyor musun, bir keresinde okuluma geldi. Akşama kadar benimle kaldı. Öğretmen çok zor bir matematik sorusu sordu. Öğrencilerin yarısı kitaplarını bile açmadılar. Ama Anandi soruyu hemen cevapladı. Öğretmenin bunun için onu kutladı. Baba, lütfen okula kaydını yaptır. Senden başka hiçbir şey istemeyeceğim. Kriket sopası bile. Ama lütfen sınavlara girmesini sağla. Annemin nasıl tepki vereceğini bilmiyor musun? Eğer annem bunu öğrenecek olursa ikinizi de mahzene kapatacaktır. Bunu unut oğlum. Pekala, anneanne sınavlara girmesin. Seninle hiçbir şey konuşmayacağım. İkinizle de konuşmayacağım ve hiçbir şey de yemeyeceğim. Sadece bir sınav. Ben her yıl giriyorum. Anandi neden giremiyor? Babaannem her gün evden dışarı çıkıyor. Ona engel oluyor musun? Keseriya